7 artı 11 artı 15 artı 42 nokta 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 artı 47 toplamının sonucunu soruyor. Böyle toplamlarda yapmamız gereken formül belli arkadaşlar. Önce ben buradaki terim sayısını bulmalıyım. Terim sayısı diyorum, son terim eksi ilk terim bölü diyorum artış miktarı artı 1 diyorum. Peki benim son terimim kaç arkadaşlar? 47 eksi ilk terimim kaç? 7. Artış miktarım kaç? 7'den 11'e kadar giden 4, 11'den 15'e 4'er artmış, artı 1 diyorum. Buradan ben terim sayımın arkadaşlar 11 olduğunu biliyorum. Peki terim sayısını bulduktan sonra terim toplamını nasıl buluyorum? Son terim artı ilk terimimiz bölü 2 çarpı terim sayısı. Son terimimiz ne? 47 artı ilk terimim ne? 7 çarpı diyorum 11 bölü 2'den terim toplamının ben 297 olduğunu görüyorum. Cevabımız D şıkkı. Birden n'e kadar olan ardışık doğal sayıların toplamına eşit olan sayı üçgensel sayı denir. Örneğin 1 artı 2 artı 3 artı 4 eşittir 10 olduğundan 11 üçgensel sayıdır. Buna göre aşağıda verilen sayıların hangisi üçgensel sayı değildir? 6'ya bakacak olursak 6'nın 1 artı 2 artı 3'ün toplamı olduğunu ve üçgensel sayı olduğunu görüyoruz. 21 de aynı şekilde 1, 2, 3 artı 4 artı 5 artı 6'dan üçgensel bir sayıdır. Bu üçgensel sayıya artı 7 daha eklersek 28'i buluruz. 28'e 8 eklediğimiz zaman 36 olması gerekiyordu. 35 değil. 36'ya 9 eklediğimiz zaman da 45'i buluyoruz. Bu da üçgendir. Üçgensel sayıdır. Yani cevabımız D şıkkı. Kutu içindeki sayılar belirli bir kurala göre düzenmiştir. Buna göre şekildeki boyalı olmayan, şekilde boyalı olmayan kaç kutu vardır? Baktığımız zaman hep artı 3 artarak ilerlemiş bunlar. O zaman ben şu iki kutu arasında da artı 3 fark olduğunu görebilir miyim? Çıkartalım o zaman. 4'ten eksi 3'ten büyük olandan küçük olanı çıkarttığımda 3'en artı 4'ü çıkarttığımda sonucun 3 olması gerekiyor. 4'ten eksi 3 eksi 3n eksi 4 eşittir 3 ise n'imi ben buradan 10 buluyorum. O zaman burası kaçtır diyorum. Burasının 34 olduğunu görüyorum. Şurasının da 37 olduğunu görüyorum. Boyalı olmayan kutular peki nasıl? Boyalı olmayan kutulara baktığımda 1, 7 şeklinde devam ediyor ve 37'ye kadar devam ediyor. Buradaki terim sayısını soruyor bana yine. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artık 6, 6 artmış. Artı, artı 1'den toplamda 7 tane boyalı olmayan kutum varmış. Cevabım E şıkkı. Pozitif tam sayılardan oluşan bir Pn dizisi her n pozitif tam sayısı için Pn artı 1 eşittir. Pn artı n oluyormuş. Burada yazalım arkadaşlar. Bana neyi vermiş? P2 eşittir 1 vermiş. O zaman ben şöyle yazarsam P3 eşittir. P2 artı 2. P4 eşittir. P3 artı 3. P5 eşittir. P4 artı 4. Geldi. En son P11'i istediği için ne diyorum? P10 artı 10. Bunları toplarsam arkadaşlar ben P3'lerin bakın gittiğini, P4'lerin gittiğini, P5'lerin gittiğini. En son bu tarafta ne kalıyor? Şurayı yazalım. P11 eşittir diyorum. P2 kalıyor. Bir de şöyle yazalım. P2, 2, 3, artı artı 10'a kadar gelen bir toplamdan bahsediyor. Ben P2'nin 2 olduğunu biliyorum. Bu toplamın da 55 olduğunu, 54 olduğunu biliyorsam P21'de bu arada. 54 olduğunu biliyorsam P11'inde 1 artı 54'ten cevabımız 55'tir. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere bana denklemler vermiş. Yukarıdaki şekilde verilen her kuttaki sayılar ok yönünde artmakta olan ardışık tek sayılardır. Ardışık tek sayılar arasındaki farkın ben 2 olduğunu biliyorum arkadaşlar. O zaman şuradaki aradaki fark 2'dir. Şuradaki aradaki fark da 2'dir. Buradan şöyle bir şey yazarsam A eksi B artı 5
artı 2 eşittir diyorum. B eksi C artı 14. Buradan arkadaşlar bir denklem elde ediyorum. A eşittir diyorum. Taraf tarafa şey yaparsam, bunları toparlarsam. A eşittir 2B eksi C artı, pardon, eksi C artı 7'yi bulmuş oluyorum arkadaşlar. Şöyle yazalım. Bir de burada neyi bilmem gerekiyor? Ben A eksi B artı 5 sayısına artı 4 eklersem C eksi A artı 8'i buluyormuşum arkadaşlar. Buradan da diyorum ki 2A eşittir 2A eşittir B artı C eksi 1 B artı C eksi 1 oluyor. Buradan bunları düzenlediğim zaman arkadaşlar şunu ve şunu taraf tarafa toplarsam eğer ben şöyle bir denklem elde ediyorum. 3A eşittir 3B artı C ile eksi C birbirini götürüyor artı 6. Buradan arkadaşlar ben A'nın B artı 2 olduğunu görüyorum. Şurada yerine koyarsam A yerine B artı 2 diye B artı 2 eksi B artı 5 eşittir. B'ler birbirini götürür 7'ymiş. O zaman benim buradaki sayım 7. Buradaki sayım 9, buradaki sayımın da 11 olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. C eksi B farkını soruyor bana. C eksi B için de şunları taraf tarafa toplarsam, yani o da ne oluyor? A eksi B artı 5 eşittir 7. Bir de neydi? B eksi C artı 14 eşittir 9 olduğunu biliyorum ben. Toplayayım. A gelir, artı B eksi B birbirini götürür şunlar. Eksi C gelir. Burada artı 19 eşittir 16 gelir arkadaşlar. Şöyle 16'mızı şuraya yazalım. 16 diye. Buradan C eksi A farkının 3 olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki şekilde ilk 5 terimi olan kuralla bir sayı dizisi verilmiştir. Baktığımız zaman 3 artı 2, 3 artı 2 diye artmış arkadaşlar. Şöyle bakalım. Buna göre bu sayı dizisinin 24. terimi kaçtır? Şimdi bakalım. Benim 1. terimim, 2. terimim, 3. terimim, işte 4. terimim gelmiş. 23. terimim, 24. terimim. 1. terimimin ben 5 olduğunu biliyorum. 2. terimim 8'miş. 3. terimim 10'muş. 4. terimim 13, 23, 24'ü bilmiyorum. 1'den 2'ye atlarken artı 3 olarak atlamış. 2'den 3'e artı 2. Burada artı 3, artı 2 diye devam ediyorsa arkadaşlar 23. terimden 24. terime geçerken ben artı 3 diye arttığını görebiliyorum. Peki artı 3 artan kaç tane terim vardır? Bakarsam 5'te bir artı 3 artmış. Sonra 10'da artı 3 artmış. Böyle bunlar geliyor arkadaşlar. Yani 1. terimde artı 3 artmış, 3. terimde artı 3 artmış, en sonunda 23. terimde artı 3 arttıysa bakıyorum burada terim sayısı diyorum 23 eksi 1 bölü artış miktarı artı 1'den toplamda 12 tane terimde 3 arttıysa arkadaşlar 12 çarpı 3'ten diyorum 36, 3'er artarak gidenler arttırmış. Bir de benim ikişer artarak gidenler var. Örneğin ikinci terimden üçüncü terime giderken burada artı 2. Dördüncü terimden beşinci terime giderken artı 2 gibi. Onların terim sayısını bulacak olursam peki arkadaşlar. Terim sayısı ne benim? 24 eksi 2 bölü 2 artı 1'den. Burada da ben 11 tane terim olduğunu görüyorum. Bunlar da 11 çarpı 2'den 22 tane arttırmışlar. Yani bakacak olursam ilk terimim benim 5 ile mi başlıyordu? Evet, 3 ile artanlar 36 arttırmışlar, 2 ile artanlar da 22 arttırmışlar. O zaman benim 24. terimim 63 oluyor. Cevabımız A şıkkı. Bana burada 2 tane eşitlik vermiş. 4 artı 6 artı 8 artı 30'a kadar gidiyor. A'ymış. 5 artı 7 artı 9 artı B'ye kadar gidiyor. Bunun da 96 olduğunu biliyorum. Şu toplamı hemen bulalım arkadaşlar.
Ben burada neyi buluyorum a'yı bulabilmek için? Terim sayısı diyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı birden. Burada kaç tane terimimiz oluyor arkadaşlar? Bakalım 30'dan 4 çıktı, 26. 2'ye böldüm, 13. Bir daha 14 tane terimim varmış. O zaman benim terim toplamım nedir arkadaşlar? 30 artı 4 çarpı 14 bölü 2'den 238'miş terim toplamım. Şöyle yazalım, 238. Yani ben A'nın 238 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Buraya da bakacak olursam arkadaşlar, bu dizide de son terimim ne benim? Yine burada da bakalım. Terim sayısı eşittir B eksi 5 bölü artış miktarı 2 artı 1'den. Burasının ben B eksi 3 bölü 2 olduğunu biliyorum terim sayısının. Terim toplamı neydi peki arkadaşlar? Son terimim B artı 5, son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı B eksi 3 bölü 2 eşittir 96'ymış arkadaşlar. Ben buradan gerekli işlemleri yaptığımda B'nin 19 olduğunu görüyorum. O zaman A eksi B'yi soruyordu bana. 238 eksi 19'dan 219 olduğunu biliyorum farkın. Ardışık iki pozitif tam sayının çarpımı bu iki sayının toplamından 41 fazladır demiş. Bu ardışık iki pozitif tam sayıma ben A'ya A artı 1 diyeyim arkadaşlar. Bunların ne diyor? Çarpımları A çarpı A artı 1 bu iki sayının toplamından 41 fazlaymış. Yani ben bu iki sayıyı toplarsam A artı A artı 1 artı 41 mi demem gerekiyor arkadaşlar? Evet. Bakalım ne oluyor? A kare artı A eşittir 2A artı 1 artı 41'den 42 oluyor. Buradan A kare eksi A eksi 42 eşittir 0'dan. A'nın ya 7 ya da eksi 6 olduğunu görüyorum. Pozitif olduğu için eksi 6'yı alamam. O zaman A 7'dir diyorum. Bu sayılarım neymiş arkadaşlar? 7 ile 8'miş. Toplamları kaçtır? 15'tir. Aşağıdaki şekilde eşit sayıda bölmelere ayrılmış yatay ve düşey çubuklar verilmiştir. Bu bölmelerdeki sayılar belirli bir kural doğrultusunda dizildiğine göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi ben buradaki sayımızı arkadaşlar X diyecek olursam, bölmeler eşit olduğuna göre 17'den X'e kadar da eşit sayıda bölme var. X'ten 150'ye kadar da. Bakalım şimdi şurada terim sayısını bulalım birincisi için. X eksi 17 bölü artış miktarı kaç? 17'den 20'ye kadar 3 artmış. 3 artı 1. İkinci için terim sayısını bulacak olursam arkadaşlar, son terimim ne burada? 150 eksi X bölü, bu kaçar kaçar azalmış peki şurada? 4'er 4'er 4 artı 1 diyorum. Bu iki eşitlik birbirine eşit olduğu için arkadaşlar, eşitlediğim zaman X sayısını ben 74 olarak buluyorum. X sayım eğer 74 ise bakın bu hep 4'er 4'er azaldığı için B'nin de ben 70 olduğunu görürüm. Bu da 3'er 3'er arttığı için A'nın da 77 olduğunu görürüm arkadaşlar. Buradan A artı B diyorum. 77 artı 70'ten 147 cevabına ulaşabilirim. Burada 3'ün katı olan ardışık 5 çift sayının toplamı A'dır demiş. Buna göre en büyük sayı ile en küçük sayının toplamının A türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 3'ün katı ve çift olduğu için biz bunları direkt 6'nın katı olarak yazalım. Yani şöyle, ortadaki sayıyı ben 6n olarak yazarsam sonra 6n artı 6 artı n artı 12 hep 6'şar artışar artıp azalacak. Buradaki sayım da 6n eksi 6 6n eksi 12 olarak şöyle sayılarımızı ayıralım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sayım var. Bunların toplamlarını soruyor peki bana. Toplamları A ile gösterilirse arkadaşlar, bakın 6n eksi 12 artı 12 götürdü. Eksi 6 artı 6 götürdü. 5 tane 6n'den 30n mi kaldı? Yani ben n eşittir A bölü 30 diyebilirim o zaman. Şimdi bakalım en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı. En büyük sayı ne? 6n artı 12. En küçük sayım ne arkadaşlar? 6 diyorum. 6n eksi 12. Artı 12 eksi 12 birbirine götürdü. 12n'miş mi toplamı? Evet.
n'in ben a bölü 30 olduğunu biliyorum. 12 çarpı a bölü 30'u yerine koyarsam 2a bölü 5 eşitliğini buluyorum arkadaşlar. Cevabım B şıkkı. A noktasında duran bir gözlemci için eşit boydaki kavak ağaçlarının gölge boyları ağaçlar uzadıkça küçülerek görünmektedir. Her ağacın gölge boyu bir önceki ağacın gölge boyundan 5 santim eksik olduğuna göre tüm ağaçların gölge boyları toplamı kaç metredir? Şimdi şuradan bakalım arkadaşlar, biz 100, 105, 110 diye devam edecek bizim dizimiz. Onu şuraya yazalım. 100, 105, 110 gidiyor gidiyor. 240'a kadar devam ediyor mu arkadaşlar? Evet, bana tüm ağaçların gölge boyu toplamını sorduğuna göre. Aslında şuradaki toplamını soruyor bana. Evet, buradakini bulmak için ne yapıyordum önce ben? Terim sayısını bulayım. Terim sayısını. Son terimim ne? 240 eksi 100 bölü artış miktarı beşer beşer artmış artı 1. Ben buradan terim sayısının 29 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Peki terim toplamını nasıl bulabilirim? Bakalım şimdi şurada terim toplamı diyelim. Terim toplamı eşittir. Son terimimiz ne bizim arkadaşlar? 240 artı ilk terimim 100 bölü 2 çarpı 29'dan. Ben burasının da arkadaşlar 4930 olduğunu, 4930 olduğunu görüyorum. Gördüğümüz zaman bunlar santim cinsinden de arkadaşlar. 4930 santiminde 49,3 metre olduğunu biliyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. Sayısının birinci çarpanları bir arttırılıp ikinci çarpanları bir azaltılırsa. Şimdi arkadaşlar benim A sayım nasıldı? Şuraya bir yazayım. 1 çarpı 3 artı 2 çarpı 4 artı 3 çarpı 5'ten gidiyor gidiyor artı 19 çarpı 21'e kadar. Bakayım ne olmuş şimdi, ben bunu neye çevirmişim? Birinci çarpanı bir arttırırsam 1'e 1 ekledim 2, 2'ye 1 ekledim 3, 3'e 1 ekledim 4, 19'a 1 ekledim 20 olması gerekiyor. İkinci çarpanları bir azaltılırsa 3'ten 1 çıkarttım 2, 4'ten 1 çıkarttım 3, 5'ten 1 çıkarttım 4, 21'den 1 çıkarttım 20 mi kaldı arkadaşlar? Peki ne olmuş bakın, bunların çarpımı 3'tü, 4 olmuş yani artı 1. İşte 8'de 9 olmuş artı 1. 15'te 16 olmuş artı 1. Şurası bizim 399'du. 400 olmuş artı 1 diyorum arkadaşlar. Hep artı 1 artı 1, yani sayımız bizim artmış mı? Evet. Peki ne kadar arttığını nereden bulacağım? Son terim eksi ilk terim sayısından bulacağım arkadaşlar. Bakalım terim sayım neydi benim? Son terim eksi ilk terim. Arkadaşlar burada çarpımların birinci terimlerinden yola çıkarak terim sayısını bulalım. Son terimim ne? 19 eksi ilk terimim ne? 1. Aradaki artış miktarı 1 artı 1'den 19. Hep artı 1 arttığı için arkadaşlar 19 çarpı 1'den de sayımız 19 artmış deriz. N pozitif tam sayısı için A toplamı 6'dan başlayıp 2n'e kadar devam eden çift sayıları vermiş arkadaşlar. B için de 10'dan başlayıp 2n'e kadar devam eden yine çift sayıların toplamını vermiş. Çift sayılarda ben şunu mu biliyorum arkadaşlar? Eğer 2'den başlıyor olsaydı n çarpı n artı 1 olduğunu biliyordum formülün. O zaman ben buraya 2 artı 4 ekleseydim n çarpı n artı 1 olacaktı. O zaman ben A toplamını n çarpı n artı 1 eksi 2 artı 4'ten eksi 6 olarak yazarım. Aynı şekilde bunu da n çarpı n artı 1 derim. Ama kaç çıkartmam gerekiyormuş? Baştaki terimler 2, 4, 6, 8 mi eksik? Evet, buradan eksi 20'yi çıkartmam gerekiyormuş. A artı b'yi toplarsam o zaman arkadaşlar ne oluyor? N çarpı, yani şöyle daha doğrusu 2 çarpı n çarpı n artı 1 eksi 26 eşittir 454 oluyormuş arkadaşlar. O zaman 2 çarpı n çarpı n artı 1 eşittir diyorum 480 diyorum. Buradan arkadaşlar n'in 15 olduğunu biz buluruz. Cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki tuğlalarla örülü merdiven
3 basamak yüksekliğindedir. Buna göre bu merdiveni 12 basamak yüksekliğe çıkarmak için bir tane kaç tane daha tuğla gereklidir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Birinci basamakta bir tane tuğla kullanmış. İkinci basamakta arkadaşlar tuğla sayısı ne oluyor? 1 artı 2. Üçüncü basamakta tuğla sayısı 1 artı 2 artı 3. Bakın bir tane kullanmış, iki tane kullanmış, üç tane kullanıyor. O zaman 12. basamağı sorduğuna göre 12. basamağı ben arkadaşlar 1 artı 2 artı 3 gidiyor gidiyor artı 12 diyebilir miyim derim. O zaman buradaki tuğla sayısı nedir arkadaşlar? Bunu artık birden ne kadar olan sayılardan bulduğum için n çarpı n artı 1 bölü 2'den bulabilirim. N çarpı n artı 1 bölü 2'den bulursam 12 çarpı 13 bölü 2'den tuğla sayım benim toplamda 78'miş. Ama ilk başta bir tane burada, iki tane burada, üç tane burada, yani toplamda 1 artı 2 artı 3'ten 6 tane tuğla kullandığım için bana 78 eksi 6'dan 72 tane tuğla gerekir. 3a eksi 1 ve a artı 8 ardışık sayılardır. 2b artı 1 ve b eksi 5 ardışık tek sayılardır. Şimdi arkadaşlar şuraya bakacak olursak ya 3a eksi 1 büyüktür. 3a eksi 1 büyükse 3a eksi 1 diyorum. A artı 8 artı 1 ya böyledir ya da a artı 8 büyüktür. A artı 8 büyükse 3a eksi 1 artı 1 eşittir a artı 8. Peki neden artı 1 ekledim? Ardışık olduğu için. Buradan arkadaşlar ben bakarsam 2a eşittir 10'dan a eşittir 5'tir diyorum. Ya da şuradan bakarsam 2a eşittir 8'den a'nın 4 olduğunu biliyorum. A için 2 farklı seçenek vardır. Peki şuraya bakalım. Ardışık tek sayı arasındaki farkın ben 2 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Burada da nedir? 2a artı 1 büyükse diyorum. 2a artı 1 eşittir b eksi 5 artı 2'dir. Ya da b eksi 5 büyükse 2a artı 1 artı 2 eşittir b eksi 5'tir diyorum. Bakalım. Pardon, şuralar b olacak. 2b. 2b olacak. O zaman b benim ne oluyor arkadaşlar? Eksi 5 artı 2 daha eksi 3. Eksi 1 daha getirsem eksi 4 oluyor. Ya da b eşittir artı 3 eksi 8 oluyor. Toplamın en çok olabilmesi için benim bunlardan en büyük değerlerini mi seçmem lazım? Evet, o zaman A'dan 5 değerini seçerim. B'den de eksi 4 değerini seçerim arkadaşlar. 5 eksi 4'ten toplamımız en çok 1'dir. Aşağıdaki şekillerde bazı birim kareleri belirli bir kural doğrultusunda boyanmış olan tipindeki kareler verilmiştir. Buna göre 15 çarpı 15 tipindeki bir karenin bazı karelere aynı kuralla boyanırsa boyanmayan birim karelerin sayısı kaç olur? Arkadaşlar şimdi şuna bakalım biz. Bu 3'e 3'lük, şuradakimiz bizim 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3'e 3'lük bir kare olduğu için 3'e 3'lük karede boyanmayan sayı, bakın 1, 2, 3, 4. Yani şöyle diyebilir miyiz? Biz 3 eksi 1'in karesi kadar. Yani 4 tane. Bakın 4'e 4 tane mi bu? 5'e 5'lik bir kare verilmiş. 5'e 5'lik karede de arkadaşlar 5 eksi 1'in karesi kadar. Yani boyanmayanları saydığımız zaman 16 tane. 7'ye 7'lik de saydığımız zaman arkadaşlar 7 eksi 1'in karesinden 36 tane olduğunu görüyoruz. O zaman bize neyi soruyor arkadaşlar? 15 çarpı 15 diye mi soruyor? Buradaki örüntüden bakacak olursak 15 çarpı 15 içinde şöyle bir şey yazabilir miyim? 15 eksi 1'in karesi, yani 14'ün karesi kadar boyanmamış sayımız vardır. (2021-2020) + (2019-2018) + (3-2) + (2 kadar bir toplam ve çıkartım verilmiş arkadaşlar, bize fark verilmiş. Şimdi bunlara çifter çifter bakacak olursak 2021'den 2020 çıktı, 1 kaldı. 2019'dan 2018 çıktı, 1 kaldı. 3'ten 2 çıktı, 1 kaldı ve burada bir tane birimiz kaldı. Birer birer aslında 1 artı 1 artı 1'lerin toplamı mı? Evet arkadaşlar. O zaman kaç tane 1 vardır? Nasıl bulurum? Terim sayısından. Terim sayısı da böyle çiftler halinde arttığı için arkadaşlar en başındaki sayılara bakayım bu çiftlerin. 2021'den 3'e kadar
Şimdi ne yapıyorum? 2021-3 bölü 2021-2019 ikişer ikişer arttığı için bölü 2 artı 1 diyorum arkadaşlar. Burada benim 1010 tane terimim varmış. 1010 tane terim. 1010 tane terimi görüyorsunuz birer birer artmış. O zaman ben 1010 çarpı 1 diyorum. Artı bir de şurada kalan bir tane birim var. Artı birden 1011 toplamını buluyorum arkadaşlar. Cevabım D şıkkı. Aşağıdaki şekilde yan yana ve alt alta dizilmiş bloklar ve blokların içine yazılmış olan sayılar verilmiştir. 11. satırdaki en küçük sayı kaçtır? Şimdi bakacak olursak arkadaşlar, birinci satır 1 ile bitmiş, ikinci satır 4 ile bitmiş, üçüncü satır 9 ile bitmiş. Yani 1'in karesi, 2'nin karesi, 9'un karesi. O zaman bakacak olursam 10. satır 10'un karesiyle mi biter? Yani 100 ile mi biter arkadaşlar? Evet. O zaman 11. satır benim şöyle devam eder mi? 101, 102, 103 tarzında devam eder. En küçük sayı kaçtır? 101'dir arkadaşlar. 8 takımın katıldığı bir turnuvada her takım diğer takımlarla bir kez maç yapmıştır. Buna göre toplam kaç maç yapılmıştır? Arkadaşlar 8 takım varsa 8 çarpı diyorum. 8 eksi 1'den 7 ve bunları tekrar tekrar takımların karşılaşması olmayacağı için 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Buradan da cevabımı ben 28 buluyorum. E şıkkı. Antik Yunanlılar bir şekil yan yana ve üst üste ekleyerek aynı şeklin daha büyük bir haline elde edildiğini parçalara güneş saate gnomonundan gölge oluşturan objenin esinerek gnomon derlerdi. Yukarıda bazı gnomonlara verilen sayı örüntülerinin son gnomonunda kaç adet boncuk vardır? Şimdi arkadaşlar örüntülere bakalım biz. Şurada 2 adet boncuk var, 1 adet boncuk var. Toplamları 3'ü vermiş. Burada 3 adet boncuk var, 2 adet var. Toplamları 5'i vermiş. Burada kaç adet var? 4 adet var. Burada 3 adet var. Toplamları 7'yi verdiyse. Şurada arkadaşlar kaç tane var? N tane boncuk var. N artı diyelim. Burada kaç tane var artık? N eksi 1 tane kalıyor. N eksi 1. Bunların toplamı 3N eksi 9'u vermek zorunda mı? Yapalım. 3N eksi 9. O zaman diyorum ki 2N eksi 1 eşittir 3N eksi 9. 2N'i karşıya atarsam N eşittir 8 olduğunu görüyorum arkadaşlar. O zaman 8 tane boncuk yukarıda, 8 tane boncuk aşağıda. 8 çarpı 8'lik bir kare ise eğer arkadaşlar 64 adet boncuğumuz vardır bizim. Her gün bir önceki günden 2 tane fazla şınav çeken Zeki 30 gün sonra toplam 1230 şınav çekmiştir. Şimdi arkadaşlar Zeki x ile başlasın. Şuradan çözmeye başlayalım. İşte x artı 2 gelmiş gelmiş gelmiş. X artı k'ya kadar en son gün kaç tane şınav çektiğini bilmiyorum. Ama terim sayısının 30 olduğunu biliyorum. O zaman terim sayısı formülünden ben yola çıkarsam son terimim neydi? X artı k bölü k eksi x bölü ikişer ikişer arttığı için 2 artı 1 diyorum. 30'sa eğer arkadaşlar k'yı ben buradan 58 bulabilirim. Yani şunu şöyle yazabilirim artık. X işte x artı 2 geldi geldi. X artı 58. Bakalım bunların toplamı kaçmış? Peki 1230'muş arkadaşlar. Terim toplamını ben peki nasıl buluyordum? X artı 58 son terimim artı ilk terimim çarpı terim sayısı 30 bölü 2'den bunun 1230 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Buradan gerekli işlemleri yaparsam ben x sayısının 12 olduğunu görürüm. Yani benim terimim nasıl artıyormuş arkadaşlar? Dizim 12, 14, 16 gidiyor gidiyor 40'a kadar gidiyor. Peki 15. günün sonunda toplam kaç şınav çekmiştir? Şuralarda bir yerlerde 15 gün olsun arkadaşlar. Terim sayım benim artık 15 midir? Evet. 15. günde toplam kaç tane çektiğini bilmiyorum. Ona da x artı a yazayım arkadaşlar. Nasıl bulurum? X yani 12 artı a oluyor. 12 artı a eksi 12 bölü artış miktarı artı 1. 15 ise eğer arkadaşlar gerekli işlemleri yaptığım zaman ben a'nın 28 olduğunu biliyorum. Yani 12, 14, 16 gelecek gelecek 28'e kadar şınav çekecek.
Peki ben buradan kaç tane şınav çektiğini bulabilir miyim? Bulurum. Terim toplamım neydi? Son terim artı ilk terim çarpı terim sayım zaten 15 gün çektiği için 15 bölü 2 diyorum. Buradan da cevabı 390 olarak bulabilirim arkadaşlar. N bir pozitif tam sayı olmak üzere 1'den 2n-1'e kadar yani tek sayıların toplamını vermiş arkadaşlar bize. Biz tek sayıların toplamını formülden direkt n kare olduğunu biliyoruz. 1'den n'e kadar da normal ardışık sayıların toplamını vermiş. Bunun da n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bakalım bunu da yazalım. Buna göre 1'den 19'a kadar ardışık sayıların toplamını vermiş bana. Bunu bakıyorum. N çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden yine 19 çarpı 20 bölü 2'den 190 olduğunu görüyorum. Peki bakayım şıklar arkadaşlar. Direkt A şıkkına bakarsak aslında 2 çarpı 9 yuvarlaktan 9'u nasıl yazıyorum arkadaşlar? 2 çarpı 9 çarpı 10 bölü 2 formülünü kullanacakmışım. Şuradakinden 10 içinde n kare yani 10'un karesini kullanacağım. Bakıyorum arkadaşlar şu ikiler gitti. 9 artı 100'den direkt burada 190'ı A şıkkında bulabiliriz. Bir sınıfta 13 kilitli dolaba ait 13 farklı anahtar vardır. Bu dolapları öğrencilere teslim etmeden önce işlerinin boş olduğunu kontrol etmek isteyen hizmetli hangi anahtarın hangi dolabı açtığını bilmediğine göre en az kaçıncı denemesini kesin olarak dolapların tamamını açabilir. Şimdi arkadaşlar ilk denemesinde 13 tane dolap dener. İkincisinde 12 tane. En son artık son dolaba da bakmak zorunda. Bir tane dolaba da bakmak zorunda olduğu için 13, 12, 11 artı 1'e kadar bu gelir. Bunun toplamı neyse arkadaşlar biz n çarpı n artı 1 bölü 2'den bulabiliyoruz. 13 çarpı 14 bölü 2'den direkt artık bu toplamın 91 olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki tabloya 4 hariç tüm rakamlar birer kez yerleştiriliyor. Peki 4 hariç rakamlarımız bizim neler? Aslında ona bakmayalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ne diyor? Tabloda ikinci satır, ikinci sütun ve köşegenler üzerindeki sayıların toplamları ayrı ayrı 14 olduğuna göre. Şimdi ikinci satır şurası, ikinci sütun da şurası. Bakalım yerleştirelim. Buraya A, B, C, D, F, G, D, E yazalım arkadaşlar. Şuraya D, E, F, G, H yazalım arkadaşlar. Bunlara bakalım. İkinci satırdaki şeyler hangileri arkadaşlar? D artı X artı E 14'müş. İkinci sütundakiler ne arkadaşlar? B artı X artı G eşittir 14'müş. Köşegenler üzerindekiler ne oluyor peki? A artı X artı H eşittir 14'müş. C artı X artı F'miz de bizim 14'müş. Bakın 14'ler artı ortak. X'ler de ortak olduğuna göre şöyle yazabilir miyim arkadaşlar ben? D artı E eşittir. B artı G eşittir. A artı H eşittir. C artı F. Burada artık toplamlar eşit olduğu için sayıları yerleştireceğim. Ve benim rakamlarım hangileri? Bakalım. 0, 1, 2, 3... 4'ü yerleştirmiyordu. 5, 6, 7, 8 ve 9'u yerleştiriyor. Şuraya 9 artı 0 dese, şuraya 8 artı 1 dese, buraya 7 artı 2 dese, 6 artı 3 dese arkadaşlar. 5 sayısının ben kaldığını görüyorum. O zaman x de 5'tir diyorum. Özdeş daireler kullanılarak belirli bir kurala göre aşağıdaki gibi boyalı ya da boyasız şekiller elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar bakalım birinci adımda şöyle yazalım. Birinci adımda boyalı daire sayısı 0. İkinci adımda boyalı daire sayısı 2. Üçüncü adımda boyalı daire sayımız yine 2. Dördüncü adımda boyalı daire sayımız 4. Beşinci adımda boyalı daire sayımız 5 ise 30 tane boyalı daire olması için 30 boyalı daire için diyelim arkadaşlar. 30 ve 31. adımlara bakmamız gerekiyor mu? Evet bunlara bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki daire sayım benim
adım sayım aşağının altındaki sayılar 1, 3, 5, 7, 9 diye devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. O zaman ben burada 2n-1 formülünü kullanabilir miyim? Evet, kullanırım. Bakalım yerine yazalım. Birinci adımda 2 çarpı 1 eksi 1'den birinci adım. İkinci adım 2 kere 2, 4 eksi 1'den üçüncü adım gerçekten de oluyor. O zaman ne diyorum ben? Bir 30. adım için 2n-1 eşittir 30, 60, 59 sayısını buluyorum altındaki sayılar. Ve n eşittir 31 için diyorum 2n-1 eşittir 61'dir altındaki rakamlar. Bunların ikisinin toplamının o zaman ben 120 olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Cevabım D şıkkı. Toplamları 10 olan birden fazla ardışık sayının adedi en az x, en çok y'dir. X artı y toplamı kaçtır? En az olabilmesi için arkadaşlar pozitif hangi sayıları seçebilirim? Ben bakalım. Şöyle seçebilirim. 4, 3, 2, 1 seçersem toplamları 10 olur ve x eşittir diyorum. 4 tanedir. En çok olabilmesi için de arkadaşlar negatif sayıları ve pozitif sayıları bir arada alayım. Bunun için işte ne yazıyorum? 10 artı 9 artı 8 diyorum. Artı 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 0'ım var şurada unutmamam gereken. Artı artı geliyor. İşte eksi 7, eksi 8, eksi 9 yazarsam bakın arkadaşlar eksi 9 götürdü. 8, eksi 8 ile artı 8 götürdü. Bunların tamamı götürür ve toplamım yine 10 olur. Peki burada kaç tane terim var dersek burada da toplamda 20 tane terimimiz oluyor arkadaşlar bizim. Yani y de 20'ymiş. X artı y eşittir 24'ü bulabiliriz. N sayfalık bir kitabın tüm sayfaları birden başlanarak ardışık sayma sayılarıyla numaralandırılıyor. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Bu kitabın sayfaları numaralandırmak için 27 tane 4 rakamı kullanıldığına göre n kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4 rakamının kullanıldığı sayılara bakalım biz. Nedir onlar? İşte 4, 14, 24, 34, 44'ü ayrı ele almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü 40'lardaki bütün 4'leri kullanacağım. 54, 64, 74, 84, 94. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane buradan geliyor arkadaşlar. 40'lı rakamlara bakacak olursam 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Atlamamam gereken şurada 2 tane arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane de burada varmış. Toplamda şu an 20 tane 4 rakam oldu arkadaşlar. Bana 27 tanem lazım. Evet. Yüzlü rakamlara geçtiğimizde bakalım. 104, 114, 124, 134'ü yazdım. 20, 21, 22, 23, 24. Artık 140'lara geçeceğim. 140, 25, 141, 26 ve 142'nin ben 27. 4 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Buradan cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki görseli verilen eşkenar dörtgen biçimindeki uçurtmanın orta kısmında 14 adet kırmızı özdeş eşkenar dörtgen vardır. Buna göre toplam kullanılan kırmızıları soruyor arkadaşlar bize. Bakalım kırmızılar nasıl artmış arkadaşlar? 1, 3, 5 gitmiş. 19'a kadar gitmiş mi? Evet, gitmiş arkadaşlar. O zaman ben burada burası 2n-1 ise çünkü ardışık tek sayılar bunlar. 2n-1 eşittir 19 sanıyorum. N eşittir 10 buluyorum. Ve buradaki yukarıdaki eşkenar dörtgenleri ve alttaki eşkenar dörtgenleri bulabilirim. Yukarıdakiler 10'un karesi. Aşağıdakiler de aynısı olduğu için 10'un karesi. Dikkat etmemiz gereken sadece şu arkadaşlar. Buradakileri ben hem aşağıya hem yukarı dahil ettiğim için iki defa kullanmış oluyorum. O yüzden buradaki toplamı çıkartmam lazım. Yani 19'u çıkartmam lazım. Buradan da benim cevabım 181 oluyor. Cevabımız D şıkkı. Birim karelerden oluşan aşağıdaki şekillerde her bir birim karenin köşesine ve köşegenlerin kesişim noktalarına birer nokta konulmuştur. Kare çizme ve nokta koyma işlemine benzer şekilde devam edilirse kenar uzunluğu 8 birim olan kare üzerindeki toplam nokta sayısı kaç olur? Arkadaşlar şimdi
Burada biz birinci şekle bakacak olursak şöyle bir örüntümüz elde ediyoruz biz. 4 tane kenarı olduğu için bakalım 4 artı 1 tane nokta. Yani 2'nin karesi artı 1'den şöyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar. 1 artı 1'in karesi artı 1'in karesi. İkinci şekle bakacak olursam arkadaşlar kaç tane oluyor? 9 artı 4 tane. Yani 2 artı 1'in karesi artı 2'nin karesi. Üçüncü şekle bakacak olursam arkadaşlar ben 16 artı 9'u görüyorum. Yani 3 artı 1'in karesi artı 3'ün karesi. O zaman ben buradan getirip 8'inci şekle bakacak olursam arkadaşlar ne elde ederim? 8 artı 1'in karesi artı 8'in karesi. Bunun da toplamı nedir? Şurada yazalım. 9'un karesi artı 8'in karesi 81 artı 64'ten 145'i buluruz arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Yukarıda verilen toplama işleminde artı işaretlerinden sadece biri eksi işaretiyle değiştirildiğinde işlemin sonucu 30 olmaktadır. Arkadaşlar biz bu toplama bakacak olursak bu toplamın cevabının biz 36 olduğunu biliyoruz zaten. Buna göre değişen işaret hangi sayının hemen solundadır? Hemen solundadır demek ne demek arkadaşlar? Önündedir. Burada dikkat etmemiz gereken ne? Biz buradan öyle bir sayının işaretini değiştireceğiz ki o sayı hem toplamdan çıkacak hem de toplama negatif bir değer katacak ve toplamımız bizim 30 olacakmış. O zaman ben 2x'in 6 olduğunu ve x'in 3 olduğunu buradan rahatlıkla görebilirim. Aşağıdaki sayı örüntüsünde şeklin altındaki sayıların toplamı kırmızı birim karelerin adedini vermektedir. Birinci şekil, ikinci şekil, üçüncü şekil şeklinde devam ediyor. Arkadaşlar birinci şekil 2 sütunlu, ikinci şekil 3 sütunlu olduğuna göre 7 sütunlu şeklimiz bizim 6. şeklimiz olacak. 21 adet kırmızı birim kare vardır. Buna bakacak olursak biz 7 sütunlu şeklimiz şöyle mi oluyor arkadaşlar? Yani 6. şekil oluyor. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 demem gerekiyor. Bunların toplamlarında ben 28 olduğunu biliyorum. Yani 21 adet kırmızı birim kare vardır diyor. Hayır. Birim karelerin toplamlarını 1 artı 2, 1 artı 2 artı 3, 1 artı 2 artı 3 artı 4 dediği için arkadaşlar 7 sütunlu olduğunu da biz bu şekli yazabiliriz. N'inci şekilde n çarpı n artı 1 tane birim kare vardır. Hayır arkadaşlar, birim kareleri zaten direkt buradan bakacak olursak bakalım birinci şekle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oluyor. Ama bu formülü uygularsak eğer 1 çarpı 2'den 2 tane olması gerekiyor. Bu da yanlış. Dördüncü şekildeki beyaz birim kare sayısı ile beşinci şekildeki kırmızı birim kare sayısı birbirine eşittir. Baktığımız zaman beyaz birim karelerle kırmızı birim kareler birbirine eşittir arkadaşlar. Bunların sayısının toplamı bana 36 olduğunu söylüyor. Peki dördüncü şekilde kaç tane birim kare vardır? Yazalım. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5'ten ben burada arkadaşlar 15 tane kırmızı ya da 15 tane beyaz birim kare olduğunu görebiliyorum. Peki benim 5. şeklimde kaç tane vardır arkadaşlar? Onları da yazalım. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6'dan toplam 21 tane burada vardır. Bunları toplarsam 36 tane birim kare vardır. Yalnız 3'tür cevabım. A eşittir. Öyle pozitif sayılarmış ki n'ler A çarpı eksi 1 üzeri A eşittir. A 1, 2, 3 değerlerine göre değişiyormuş arkadaşlar. Şimdi ben burada A kümesini yazacak olursam A'nın alacağı değerlere göre A'nın yerine ben 1 koyarsam örneğin 1 çarpı eksi 1 üzeri 1'den burası eksi 1 olur. 2 koyarsam 2 olur. Eksi 3 olur. Böyle gider gider arkadaşlar. Ben kaça kadar gittiğini bilmiyorum. En büyük eleman ile en küçük elemanı en büyük elemanın en küçük elemanın 37 fazla olduğuna göre arkadaşlar ben bunların
18'den eksi 19'a kadar devam ettiğini görebiliyorum arkadaşlar. Bakıyorum. En büyük elemanı ne? 18. En küçük elemanı ne? Eksi 19. Bunların arasındaki fark gerçekten de 37 midir? Evet, 37'dir. A kümesinin kaç elemanı negatiftir? Negatif elemanlara bakalım arkadaşlar. Eksi 1, eksi 3 gidiyor. Eksi 19'a kadar mı gidiyor? Gidiyor. Burası neydi? 2n eksi 1'di bunlar tek olduğu için. 2n eksi 1 eşittir 19'sa diyorum arkadaşlar. N eşittir 10 diyorum. Yani 10 tane elemanı negatifmiş. Yukarıdaki sudoku karesinin boş kutucuklarını 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları yerleştirildiğinde satır sütun köşegen üzerindeki rakamların toplamları birbirine eşit oluyor. Buna göre bu arada kutulara yerleştirilen sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlar aslında yerleştirilmiş buraya. Bu rakamların hepsinin toplamı yazalım bakalım şöyle. 1 artı 2 artı gidiyor 9'a kadar. Bu toplamın ben 45 olduğunu biliyorum. Bunları satırlara, sütunlara ben bölecek olursam 3'e böldüğümde her satır sütunda ki toplamın 15 olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. 45'i 3'e bölelim. Her satır sütun ve köşegendekiler toplamlar 15'tir. Bunu da yerleştirdiğim zaman arkadaşlar şuraya 5 gelmesi gerekiyor. Buraya 1 gelmesi gerekiyor. Buraya 3 ile 4 gelmesi gerekiyor. Buraya da 2 ile 6 gelmesi gerekiyor. Bakalım. O zaman bu yolu kutulara yerleştirilenlerde 5 artı 6'dan 11 olduğunu görebiliyorum arkadaşlar ben. A tek sayısı için A tane ardışık pozitif tam sayının toplamı ortadaki sayıyla A sayısının çarpılmasıyla bulunur. Burada bir örnek vermiş arkadaşlar. 5 çarpı 24'ten 120. Buna göre toplamın çarpmaşıdakilerin hangisine eşittir? Önce burada bulmam gereken ne arkadaşlar? Terim sayısı, son terim eksi, ilk terim bölü diyorum. Artış miktarımız 4 artı 1. O zaman benim kaç tane terimim varmış arkadaşlar? 21. Bir de ortadaki terim bulmam gerekiyor. Bunlar tek olarak arttığı için arkadaşlar ortadaki terimi ben şöyle bulurum. Son terim artı ilk terim bölü 2'den bulurum. Buradan da ortadaki terim ben 366 olduğunu biliyorum. Yani 366 çarpı 21'dir arkadaşlar cevabım. Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde belirli bir kural doğrultusunda iki defa ileri yönde ok çizildikten sonra bir defa geri yönde ok çizilmektedir. Ve ok çizme işlemine gelinen noktadan benzer şekilde devam edilmektedir. Buna göre çizilen 27. okun gösterdiği sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar birinci işlemimizde biz ne yapmışız? 1 artı 2 eksi 1 demişiz. Bakalım sırasıyla. İkinci işlemimizde ne yapmışız arkadaşlar? Şurada bakacak olursak 3 artı 4 eksi 2 demişiz arkadaşlar. Eksi 2 geri gelmiş. Gördüğünüz gibi her şekilde 3 tane ok kullanıyorsa toplam 27 ok kullanıldığında benim 27 bölü 3'ten 9. şeklim mi olması gerekiyormuş arkadaşlar? Evet, 9. şeklim olması gerekiyormuş. Peki ben bunun kaça kadar devam ettiğini görürüm. Bakın birincide 1 artı 2, ikincide 3 artı 4 ise eğer arkadaşlar 9.'da da bunun 18'e kadar devam etmesi gerekiyor. Yani şöyle yazalım. 17 artı 18 diyorum. Eksi 9 diyorum. Böyle devam etmesi lazım. Bana neyi soruyor? Bu sayıyı soruyorsa eğer arkadaşlar benim bu toplamı yapmam lazım. Toplamda bakacak olursam 1 artı 2 şuradan geliyor. Artı 3 artı 4 buradan geliyor. Artı geliyor. 17 artı 18 geliyor arkadaşlar. Bu toplamda ben 18 çarpı 19 bölü 2'den yani n çarpı n artı 1 n artı 1 bölü 2'den 18 çarpı 19 bölü 2'den arkadaşlar bu toplamın 171 olduğunu görüyorum. Bir de şurada neler var toplamda arkadaşlar? Benim eksi 1, eksi 2, eksi 3 geliyor. Eksi 9'a kadar geliyor. Bu toplamında ben eksi 45 olduğunu biliyorum. O zaman 171 eksi 45'ten diyorum arkadaşlar. Benim cevabım 126'dır. Yani 27. ok 126'yı gösterir. N bir tam sayı olmak üzere eksi 2, n artı 3 açık aralığında 20 farklı tam sayı vardır. Buna göre 2n eksi 1 açık, 3n artı 1 kapalı aralığında kaç tam sayı vardır? Bunu bulabilmek için arkadaşlar önce bu aralıktaki sayıları yazarız. Eksi 1'den başlıyor. 0, 1, 2 diye gidiyor.
geliyor. En son n artı 3'e kadar. Ben buradan diyorum ki terim sayısı eşittir. Son terim eksi ilk terim. N artı 3 eksi 1. Böyle artış miktarımız birer birer artmış. Artı 1 eşittir 20'dir diyorum. Buradan n artı 5 eşittir 20 ise n'in 15 olduğunu görebiliyorum. Yerine koyduğumuzda ise 2n eksi 1'in 29, 3n artı 1'in de 46 olduğunu görüyorum. Peki benim bu aralığım neymiş? Şöyle yazalım. 29 açık, 46 kapalıysa bu aralıktaki terimler 30'dan başlar. 30, 31, 32 gider gider 46'ya kadar gider. Buradan terim sayısını yine uygulayalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den terim sayımız bizim 17'dir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen prizması biçimindeki eş kutularla belli bir kurala göre oluşturulan kulenin ilk 3 katı verilmiştir. Buna göre 8 katlı bir kule yapmak için kaç kutuya ihtiyaç vardır? Şimdi birinci katta 1 tane, ikinci katta 1 artı 2 tane, üçüncü katta 1 artı 2 artı 3 tane. O zaman şöyle 8. kat yazarsam arkadaşlar ben 1 artı 2 artı gidiyor 8'e kadar gidiyor. Her kattaki kuleleri de toplarsam arkadaşlar şöyle yazalım. Birinci kat için 1 tane, ikinci kat için 3 tane, üçüncü kat için 6 tane, dördüncü kat için 10 tane, beşinci kat için 15 tane, altıncı kat için 21 tane, yedinci kat için 28 tane, sekizinci kat için 36 tane. Evet, 8'e kadar gitmemiz gerekiyordu. Bunların toplamlarının da ben 120 olduğunu görüyorum. Cevabımız C şıkkı. 5'in katı olmayan ardışık doğal sayılar kümesi 1, 2, 3, 4, 6, 7 biçiminde ayrı kümelere, ayrı kat kümelere ayrıldığında baştan 11. kümenin en küçük elemanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar eğer bu şekilde devam etseydi birincide 1 eleman diyecektim ben. İkincide 2 eleman, üçüncüde 3 eleman, dördüncüde 4 eleman gidiyor 11'e kadar. Bunların hepsinin toplamını aldığımda arkadaşlar şöyle yapalım. 11 çarpı 12 bölü 2'den toplam 66 tane elemanı olurdu eğer 5'ler dahil olsaydı. Ama bu toplamın içinde 5'in katı olan sayılar da olduğunu bildiğimiz için onları da nasıl buluruz? 65 bölü 5'ten 13 adet 5'in katı olan sayı varmış. Şöyle yazalım. 5'in katı olan sayı varsa ben 66 sayısına 13 ekleyip 5'in katlarını çıkarttığımda toplam 79'a kadar bu kümelerin devam ettiğini görebiliyorum. Peki benim 11. kümem 79'da sona eriyorsa şöyle yazalım burada. 79'da sona eriyorsa 79'dan 10 çıkartırsam 11. kümemin ben 69'la başladığını çok rahatlıkla görebilirim. Cevabımız D şıkkı. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere A 0 ile 75 aralığında, B'nin de 0 ile 75 aralığında olduğunu görüyoruz. A artı B toplamı 3 basamaklı bir doğal sayı olmasını sağlayan kaç farklı A ve B sıralı ikilisi vardır? 3 basamaklı olabilmesi için ben A'nın 50 ile 74 arasında alabilirim A'yı. A ile B'nin 3 basamaklı olabilmesi için aynı şekilde B'yi de 50 ile 74 arasında alabilirim. O zaman bu aralıkta kaç tane sayı vardır benim? Şurada bulalım. Terim sayısı neydi? Son terimim, eksi ilk terimim, bölü artış miktarı artı 1'den 25 tane. Burada A değeri var bizim için. 25 tane farklı B değerimiz var bizim için. O zaman A virgül B şeklinde oluşturacaklarım da 25 çarpı 25'ten diyorum ben 625 tanedir. Bunun gibi aynı şekilde B virgül A şeklinde de var. Bunlar da 25 çarpı 25'ten 625 tanedir. Bunları toplarsam 625, 625 daha 1250 bulurum. Ancak bunları A virgül B ikililerini yazdığımda içlerinde şöyle sayıların olduğunu biliyorum ben. 50 virgül 50, 51 virgül 51. Gidiyor 74,74.
Bunları tekrar tekrar yazmak adına bunların da 25 tane olduğunu biliyorum ve çift sayılı için şuradan çıkartıyorum arkadaşlar. 25'e 1225 cevabını buluyorum. Cevabımız E şıkkı. Ardışık tek ya da ardışık çift sayılardan oluşan eleman oluşan ve eleman sayıları n olan A n kümeleri A1, 1, A2, 2, 4 şeklinde devam ediyor. Buna göre A11 kümesinin en büyük elemanı kaçtır? Şimdi baktığım zaman A1'in ben bir elemanlı olduğunu görüyorum. A3'ün 3 elemanlı, A5'in 5 elemanlı, A7, 7 elemanlı, A9, 9 elemanlı ve A11'in de 11 elemanlı olduğunu biliyorum. Bunların hepsini toplarsam A1'den A11'e kadar bunlar ardışık olarak, ardışık tek olarak devam ettiği için 36 tane eleman varmış. Bunlar nasıldı? 1, 3, 5 diye başlayıp 2n-1'e kadar gidiyordu tek olduğu için. Ben burada biliyorum ki terim sayısının 36 olduğunu biliyorum. Terim sayısını nasıl buluyordum? Bulalım bakalım. 2n eksi 1 eksi 1 bölü artış miktarı artı 1 eşittir 36 ise diyorum. N eşittir 36'dır arkadaşlar. Buradan ben son terimim neydi? 2n eksi 1 yerine koyarsam 2 çarpı 36 eksi 1'den 71'i elde ederim. Cevabımız B şıkkı. Bir sokaktaki yolun üst kısmındaki evler ardışık tek sayılarla, alt kısmındaki evler ardışık çift sayılarla numaralandırılmıştır. Ardışık tek, ardışık çift dediği için arkadaşlar şuradan başlayalım. 2x eksi 1, 2x artı 1, 2x artı 3, 2x artı 5, 2x artı 7 olarak devam eder. Bunlar da çift olduğu için şöyle başlayalım. 2y, 2y artı 2, 2y artı 4, 2y artı 6, 2y artı 8 olarak devam eder. Buradan bana ne söylüyor? A eksi B 1 olduğu için A'dan B'yi çıkartalım. A'mız neydi bizim? 2x artı 1 eksi diyorum. B'm neydi? 2y artı 6. 2y artı 6 eşittir 1'miş. O zaman 2x eksi 2y eşittir eksi 6 diyebilirim. C eksi D farkını soruyor bana. C'm neydi? Şu kenarda dursun. C'nin ben 2x artı 7 olduğunu biliyorum. Eksi diyorum. Pardon, eksi 6 değil, burası artı 6 olacak. Eksi 7, D de eksi 2y olduğu için buraya bakıyorum. 2x eksi 2y artı 7 var. 2x eksi 2y'nin ben 6 olduğunu biliyordum. 6 artı 7'den bu farkın 13 olduğunu görüyorum. Cevabım C şıkkı. ABCD bir kare ve AB 9 birimdir. Şekildeki ABCD kenar yüzeyindeki tüm parçalanışlar eşit olduğuna göre beyaz bölgelerin alanları toplamı kırmızı bölgelerin alanları toplamından kaç fazladır? Buraların ben 1, 1, 1 diye ayrıldığını görüyorum arkadaşlar. Beyaz bölgelerin alanları toplamının kırmızı bölgelerin alanları toplamından kaç fazla olduğunu söylüyor bana. Bakayım bakalım şuradaki ben beyaz bölgeme bakacak olursam en büyük kenar 9 olduğuna göre burasının 9'un karesi yani 81 eksi 64'ten 17 olduğunu görüyorum. Peki şuradaki kırmızı bölgem, bunun yanına beyaz yazalım. Şöyle. Buradaki kırmızı bölgemin de 8'in karesi 64 eksi 7'nin karesi 49'dan. Burasının 15 olduğunu görüyorum. Burası kırmızı bölge. Şuradaki beyaz bölgeye gelecek olursam burası 7'nin karesi 49 eksi 6'nın karesi 36'dan 13. Burası da beyazdır. Şuraya bakayım şuradaki kırmızı bölgeye. 6'nın karesi 36 eksi 25'ten burasının da 11 olduğunu biliyorum. Burası kırmızı bölge. Şuraya bakacak olursam burası beyaz bölge. 25 eksi 16'dan 5'in karesi eksi 4'ün karesinden burası da 9 ve burası da beyaz bölgedir. Sonra şuraya bakayım. Burası 4'ün karesi 16 eksi 3'ün karesi 9'dan buranın 7 olduğunu görüyorum. Burası da kırmızı bölge. Şuradaki beyaz bölgeye bakacak olursam burası da 3'ün karesi 9 eksi 2'nin karesi 4'ten 5 oluyor beyaz bölge. Aynı şekilde şurasını bulacak olursam 2'nin karesi
4 eksi 1'in karesi 1'den, burası 3'tür, burası da kırmızı bölgedir. Şu en sondaki beyaz bölgemizinde biz 1'in karesi 1'den 1 olduğunu görüyoruz. Burası da beyaz bölgedir. Beyaz bölgenin alanları toplamının kırmızı bölgenin alanları toplamından kaç farklı olduğunu soruyor. Şimdi beyaz bölgeleri yazacak olursak şurada yazalım. 17 artı 13 artı 9 artı 5 artı 1 olduğunu görüyorum. Bunlar beyazlar. Bir de benim gördüğüm kırmızılar var. Kırmızılar nasılmış ona bakalım. 15 artı 11 artı 7 artı 3. Bunların da kırmızılar olduğunu görüyorum. Bunun arasındaki farkı sorduğu için burada 2 kalır. Artı 2 diyorum. Artı 2 artı 2. En sonunda burada artı 1 kalıyor ve 2, 4, 6, 8, 9 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkı. 2019'un karesi ile 2020'nin karesi kapalı aralık aralığında kaç tane doğal sayı vardır? Doğal sayıları bulabilmek için bu aralığı bulmamız lazım önce. Bu aralığımız 2019'un karesi ile başlar, kapalı aralık olduğu için gider gider 2020'nin karesine kadar. Terim sayımız bizim neydi arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim, yani 2020'nin karesi eksi 2019'un karesi bölü artış miktarı artı 1'di. Burada ne diyorum? 2020 eksi 2019 çarpı 2020 artı 2019 artı 1 diyorum arkadaşlar, terim sayısını bulabilmek için. Buradan da terim sayımız bizim 4040 oluyor. Gerekli işlemleri yaptığımızda cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki tablonun birinci satırındaki her sayı alt satırındaki iki sayının çarpımına eşittir. 11 ile 1'i çarparsak 11'miş. 11 ile 111'i çarparsak 1221. Aynı şekilde bu sayıları çarparsak 1, 2, 3, 3, 2, 1 şeklinde örüntümüz devam ediyor. O zaman 9. sayını ben yazmaya başlarsam A sayısı eşittir diyorum. Şurada 1, şurada 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 ve yine 9. 9. sayının rakamları toplamını sorduğu için arkadaşlar bunu ben şöyle yazabilirim. 2 çarpı 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpı toplamı. Bunda ne olduğunu biliyorum. 2 çarpı 9 çarpı 10 bölü 2'den toplamımız 90'dır. Cevabımız C şıkkı. X bir doğal sayı olmak üzere x'in her basamağındaki rakamın o rakamın sayısal değeri kadar tekrarlanıp kendisinin yanına yazılmasıyla elde edilen sayıya tekrarlı sayı denir ve tx biçiminde gösterilir. Örneğin 1, 2'de 1 yanına 1, 2'nin yanına 2 defa 2'yi yazıyoruz. Bu tekrarlı sayı oluyor. Buna göre 1, 2, 3 vesaire tarzındaki sayının basamak sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz bu sayıyı yazalım arkadaşlar. Ne oluyor? 1 yanına 1 tane 1, 2'nin yanına 2 tane 2, 3'ün yanına 3 tane 3 oluyor. Ve bakacak olursak 2 tane burada var, 3 tane burada var, 4 tane burada var. Bunlar devam ediyor. 9'a gelecek olursak 9'un yanına 9 tane 9 geleceği için burada 10 tane oluyor arkadaşlar. Ve bakalım şöyle 1 var, 1'in yanına 1 tane 1, 0'ın yanına 0 koymamızın mantığı yok zaten. 0 oluyor. Burada bir tane daha 1 olduğu için yanına 1. En sonunda bir tane daha 1 olduğu için yanına 1 koyuyorum. Şuradaki toplama baktığım zaman 1'den 10'a kadar olsaydı eğer 10 çarpı 11 bölü 2 diyecektim. Ama 1 olmadığı için eksi 1 diyorum arkadaşlar. Onun dışında şurada kaç tane basamak varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de buradan geliyor. Bizim buradan toplam yaptığımızda basamak sayımız 61 oluyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı.
Aşağıdaki şekilde lambalar 3'ün karesi artı 1 sayısından başlanarak soldan sağa doğru ardışık sayılarla numaralandırılmıştır. En son lamba numarası 9'un küpü artı 1'dir. Tüm lambalar kapalıyken anahtara basıldığında numarası 1 tam sayının karesi olan lambalar yanacak, diğer lambalar yanmayacaktır. Buna göre bu lambalardan kaç tanesi yanmıştır? 3'ün karesi artı 1 sayısına baktığımız zaman bunun biz 10 olduğunu görüyoruz. 11, 12 diye devam ediyor ve 9'un küpü artı 1 sayısının da 730 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunlar arasındaki tam kare ifadelere baktığımız zaman işte 16, 25 vesaire diye gidiyor. 16 neydi? 4'ün karesi, 25, 5'in karesi, 6'nın karesi gidiyor gidiyor. 730'a en yakın olan tam kare ifadenin de biz 27'nin karesi olduğunu biliyoruz. O zaman aradaki terim sayısını bulacak olursak 27 ile 4 arasındaki terimler arkadaşlar. Son terim, şuraya yazalım, terim sayısı eşittir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den toplamda 24 tane lambanın yandığını söyleyebiliriz. A ve B birer çift sayıdır. A kapalı B açık aralığında. Arkadaşlar buradaki terimleri yazacak olursak yani bizim terimlerimiz A ile başlar, devam eder B eksi 1'e kadar. Terim sayısını bulmak için formülümüzü uygulayacak olursak terim sayısı eşittir son terim yani B eksi 1 eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den B eksi A oluyor. Evet, B eksi A tane terim varmış. Tamam. Sonsuz çoklukta gerçel sayı vardır. Evet, aralıklardaki sonsuz çoklukta gerçel sayı vardır. Bunu biliyoruz. B eksi A bölü 2 tane çift sayı vardır. Bu da doğru. Cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki şekilde birden n'e kadar olan ardışık sayılarla numaralandırılmış kutular verilmiştir. Bu kutuların her birine üzerinde yazan numara adedince bilye konulmuştur. Daha sonra kutulardaki bilyelerin tamamı alınıp bu bilyeler her bir kutuda eşit sayıda bilye olacak şekilde tekrar kutulara konulmuştur. Son durumda en sağdaki kutuda bulunan bilye sayısı başlangıçtakine göre 25 azaldığına göre n kaçtır diyor. Bakalım arkadaşlar burada toplamda kaç kutu olduğuna. Ben toplamı nereden buluyordum? Birden n'e kadar ardışık şekilde devam ettiği için kutularda toplam n çarpı n artı 1 bölü 2 tane bilye vardır diyebilir miyim? Derim arkadaşlar. Peki bu bilyeleri n tane kutuya dağıtacakmış mı? O zaman derim ki n çarpı n artı 1 bölü 2'yi n tane kutuya bölmüş ve sonucunda öyle bir sayı çıkmış ki arkadaşlar n sayısı sondaki sayı yani 25 azalmış. N eksi 25'tir diyorum. Buradan işler işler çarpımı yaparsam N çarpı N artı 1 bölü 2 eşittir. N çarpı N eksi 25 çıkar. Buradan N kare artı N eşittir. 2 çarpı N kare eksi 25 N çıkar. Buradan N kare artı N eşittir. 2 N kare eksi 50 N sayısını düzenleyecek olursam eğer arkadaşlar n'in ben 51 olduğunu görürüm. Yani cevabımız B şıkkıdır. Birden 60'a kadar numaralandırılmış 30 yapraklı bir kitabın ard arda gelen iki yaprağı yırtılmıştır. Geriye kalan sayfaların numaralarının toplamı 1732 olduğuna göre yırtılan yapraklardaki sayfa numaralarının en küçüğü kaçtır? Şimdi birden 60'a kadar numaralandıysa eğer arkadaşlar ben bu sayfaların toplamına 1, 2, 3 artı 60'a kadar diyebilir miyim? Derim. Peki benim buradaki toplamım kaçtır? 60 çarpı 61 bölü 2'den ben sayfa sayılarının numaralarının toplamını arkadaşlar 1830 olarak bulabilirim. Peki benim ne olmuş? Arda arda gelen iki tane yaprağım yırtıldıysa ya birinci yapraktaki birinci sayfa sayısı x ise diğeri x artı 1'dir, diğeri x artı 2'dir, diğeri x artı 3'tür. Bunların hepsini ben teker teker toplayacak olursam eğer arkadaşlar 4x artı 6 oluyor. Yani şuradaki 4x artı 6 çıktıktan sonra 1732 oluyorsa eğer 1732 sayısına ben burada çıkan yaprakları toplarsam 4x artı 6'yı eklersem 1830 sayısını elde ederim. Buradan da x sayısını arkadaşlar ben 23 olarak bulurum. O zaman benim yırtılan ya sayfalarım neymiş? 23, 24, 25, 26'ymış. En küçüğünü soruyor. En küçüğünün de 25 olduğunu biliyorum. Cevabım C şıkkı.
M pozitif bir tam sayı olmak üzere M sayısının rakamlarının toplamı bu şekilde ifade ediliyormuş. Bu da M sayısının rakamlarının çarpımıymış biçiminde tanımlanıyor. Bize böyle bir denklem vermiş arkadaşlar. Önce üsttekileri bulacak olursam ben eğer rakamlarının toplamını soruyor. Şimdi bunlar ne? 70 ile 79 arasında rakamlar var. 80 ile 89 arasında rakamlarımız var. 90 ile 99 arasında rakamlarımız var bizim arkadaşlar. 70 ile 79 arasındaki rakamların toplamı 7 artı 8 artı gidiyor. 7, 9 daha 16'ya kadar gidiyor arkadaşlar. 80 ile 89 arasındakiler de 8, 9 gidiyor 17'ye kadar gidiyor. 90 ile 99 arasındakiler ise rakamları toplamına bakıyorum. Bakın 9 artı 0'dan 9 artı 10 artı gidiyor 18'e kadar gidiyor arkadaşlar. Peki birden n'e kadar olan sayıların toplamı neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 16 çarpı 17 bölü 2 diyorum. Ama burada birden 6'ya kadar olan sayılar eksik olduğu için 6 çarpı 7 bölü 2'yi çıkartıyorum. Artı diyorum arkadaşlar. Bunların arasında hep artı olduğu için, bunların toplamı olduğu için bakıyorum yine. 17 çarpı 18 bölü 2 eksi 1'den 7'ye kadar olanlar olmadığı için 7 çarpı 8 bölü 2 diyorum. Artı 18 çarpı 19 bölü 2 eksi 8 çarpı 9 bölü 2. Bu işlemleri yaptığım zaman arkadaşlar ben buradaki toplamı şöyle yapalım. 16 çarpı şurası 16 çarpı 17 bölü 2 idi. Burasının 136 eksi 21'den 115 olduğunu görüyorum. Şuraya yazalım. Burası 115 artı diyorum. 17 çarpı 18 bölü 2 de 153 eksi 20 153 eksi 28'den burasının 125 olduğunu görüyorum. 18 çarpı 19 bölü 2 171. 8 çarpı 9 bölü 2 de 36 olduğu için bunların farkı da artı 135'tir arkadaşlar. Bu toplamımız bizim 375'tir. Yani üst kısmımız 375'miş. Şimdi buradaki ifadeleri silelim. İşlemlerim. Üçgen şeklindeki işlemimiz ise arkadaşlar n sayısının rakamları çarpımını söylüyor bize. Bakacak olursak yine burada az önceki gibi ele alalım arkadaşlar. 50 ile bir saniye. 50 ile 59 arasındaki rakamların çarpımı arkadaşlar 0, 5, 10 diye devam ediyor. Artı artı 9 çarpı 5'e kadar geliyor arkadaşlar. Yani 45'e kadar geliyor. 50 ile 59, onun dışında 60 ile 69 ve 70 ile 79 aralıkları var arkadaşlar. 6 ile 69 arasında da aynı şekilde 0 artı 6 artı gidiyor. 6 kere 9, 54'e kadar gidiyor arkadaşlar. Bunlar da artı. 70 ile 79 arasındaki rakamlarımız ise 0'dan başlayıp 0, 7, 14 diye devam edip 63'e kadar devam eden rakamlarımız arkadaşlar. Bunu ben 5 parantezine alırsam 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamı artı 6 parantezine alırsam 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamı artı diyorum. 7 parantezine alırsam 1'den 9'a kadar olan rakamların toplamı olduğunu görüyorum. 1'den 9'a kadar olan rakamları arkadaşlar 9 çarpı 10 bölü 2'den 45. Burada da aynı şekilde 45. Burası da aynı şekilde 45 olursa 45 parantezine alırsam burasını 5 artı 6 artı 7'den 45 çarpı 18 olarak bulabiliyorum arkadaşlar. Bunu da paydaya yazalım. 45 çarpı 18 oluyor. Buradaki gerekli sadeleştirmeleri yaparsam arkadaşlar cevabımın 25 bölü 54 olduğunu görüyorum. Cevabım C şıkkıdır. Belli sayıdaki kart aşağıdaki kurala göre numaralandırılacaktır. Belli bilgiler vermiş bize. Yukarıdaki bilgilere göre bu işlem için kullanılan kart sayısı kaçtır diyor. Numaralandırma işlemi için sadece rakamlar kullanacaktır. Rakamlarımız kaç arkadaşlar bizim? 0, 1, 2, 9'a kadar devam ediyor. Numaralandırılmamış kart kalmayacaktır. Numaralandırılmış her bir kartın adedi kendisine verilen rakam hariç diğer kartlara verilen rakamların toplamı kadardır.
Yani bize burada ne demek istiyor? Şurada bakalım arkadaşlar. Sıfır tane, sıfırın yazdığı kartlar sıfır hariç, yani 1 artı 2 artı gidiyor. 9'a kadar olduğu için bu rakamların toplamı kadarmış. Yani 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 tane sıfır varmış. 1'e bakacak olursak peki arkadaşlar, 0, 2 gidiyor gidiyor, 9'a kadar gidiyor. Artı 3 yazalım şurada, bunlar da ardışık. Bu toplamında ben 44 olduğunu görüyorum. 44 tane 1 varmış arkadaşlar. İkilerin de aynı işlemi yaparsak 0 artı 1 artı 3 artı 4 artı 9'a kadar 43 tane 2 varmış. Böyle böyle geldiğimizde 9 için peki arkadaşlar, 0, 1, 2 geliyor 8'e kadar. Buradan da 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 tane de 9 yazan kartım varmış benim. Peki ben bunların kullanılan kart sayısını soruyor. Kartlarım benim kaçar tane arkadaşlar? 45 tane 0 artı diyorum, 44 tane 1 artı diyorum, gidiyor gidiyor 36 tane 9'a kadar gidiyor. Burada önce terim sayısını hesaplayayım arkadaşlar. Terim sayısı neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bakalım 45 eksi 36 bölü artış miktarı artı 1'den benim 10 tane terimim varmış arkadaşlar. Zaten 10 tane rakam da var, oradan da çıkartabilirim. Peki terim toplamı neydi arkadaşlar? 10 çarpı, yani terim sayısı çarpı ilk terim, yani 45 pardon. Evet, 45 artı 36 bölü 2 olacak. Buradan da ben terim toplamının 405 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Aşağıdaki şekilde verilen desende her bir çizginin hemen altında çizgi numarası sayısı kadar boncuk bulunmaktadır. A eksi B büyüktür 3 olmak üzere A'ncı çizgi ile B'ncı çizgi arasında 51 tane boncuk bulunduğuna göre A çarpı B kaçtır diyor. Biz şimdi buradan A'nın B'den büyük olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu A olsa arasında kaç tane çizgi olduğunu bilmiyoruz. Buraya kadar da buradaki de B çizgisi olsa. Buradaki çizgiler A eksi 1, A eksi 2 gelecek gelecek A eksi X'e kadar gelecek. X burada arkadaşlar bizim çizgi sayımız, x tane çizgi olduğunu biliyoruz. O zaman B'nin biz A eksi x eksi 1 olduğunu biliriz arkadaşlar. Yerine yazacak olursak A yerine A'yı yazalım. Eksi B yerine de A eksi x eksi 1 yazdığımız zaman arkadaşlar eksi A artı x artı 1 büyüktür 3 oluyor. A'lar gittiğinde x büyüktür 2 oluyor arkadaşlar. X'in ben 2'den büyük olduğunu biliyorum. Bir de burada boncuk sayısı yanındaki çizgi numarası kadar oluyormuş. O zaman boncukları ben hesaplarsam arkadaşlar A artı diyorum. A eksi 1 artı A eksi 2 artı gidiyor. A eksi x'e kadar bunların toplamı 51'miş. Buradan bizim x yerine değer vermemiz gerekiyor. 3 ve 4'ü koyduğumuz zaman a 2'den büyük olacak şekilde 3 ve 4'ü koyduğumuz zaman a tam sayı çıkmıyor arkadaşlar. Ancak ben x yerine 5'i koyarsam a'mız buradan tam sayı çıkıyor. Bu da ne oluyor? A artı a eksi 1 artı a eksi 2 artı a eksi 3 artı diyorum. Şuradan devam edelim. A eksi 4 artı a eksi 5 eşittir diyorum ben 51. A'yı da buradan 11'i buluyorum. Eğer A'yı ben burada yerine koyarsam 11 eksi 5 eksi 1'den B'yi de 5 buluyorum. A çarpı B'de 11 çarpı 5'ten cevabımız 55'tir. B şıkkı. Bakalım arkadaşlar. A kümesi ardışık 3 tek doğal sayıdan, B kümesi ardışık 4 çift doğal sayıdan oluşuyor. O zaman ben A kümesini şuraya yazarsam arkadaşlar ardışık 3 tek doğal sayıdan oluştuğuna göre yazalım. 2x artı 1 diyorum. 2x artı 3 diyorum. 2x artı 5 diyorum buraya. B kümesinin de arkadaşlar ben ardışık 4 çift doğal sayıdan oluştuğunu bildiğim için 2y diyorum. 2y artı 2 diyorum. 2y artı
4 diyorum. 2y artı 6 diyorum. C kümesi bunların birleşimiymiş. C kümesinin en büyük elemanı tek sayıdır diyor. Demek ki C kümesinin en büyük elemanı A'dan oluşacak. B kümesinin en az bir elemanı A kümesinin en az bir elemanından büyüktür. C kümesindeki elemanların toplamı 97'dir. C kümesindeki elemanların toplamına bakacak olursak arkadaşlar, ilk önce A'dakileri toplayalım. Ne olur? 2x artı 1, 2x artı 3, 2x artı 5'ten 6x artı 9 olur. Artı diyorum arkadaşlar. B kümesindekileri toplarsam 2y artı 2y artı 2 artı 2y artı 4 artı 2y artı 6'dan 8y artı 12 bulurum. Bunların toplamları 97'ymiş. Buradan 6x artı 8y'yi arkadaşlar ben 76 buluyorum. 2 ile sadeleştirirsem 3x artı 4y eşittir 38'miş. Burada iki farklı durumumuz var arkadaşlar. X yerine 6, y yerine 5 yazabilirim. Ya da şöyle yazalım. X eşittir 6, y eşittir 5 olabilir. Ya da diyorum x eşittir 2, y eşittir 8 yazabilirim. X yerine 2, y yerine 8 yazdığım zaman arkadaşlar, B kümesindeki elemanlar daha büyük oluyor ve birinci öncülümüz C kümesinin en büyük elemanı tek sayıdır önermesi gerçekleşmiyor bizim için. O yüzden bunları atıyoruz. A 6'dır, pardon, X 6'dır, Y de 5'tir. Buradan yerine yazacak olursam A kümesinin elemanları arkadaşlar 13, 15, 17 diye devam ediyor. B kümesinin elemanları da 10, 12, 14, 16 diye devam ediyor. O zaman C kümesinin en küçük elemanı arkadaşlar 10'dur deriz. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki şekilde kibrit çöpleriyle oluşturulan bir örüntü verilmiştir. Bu örüntüde 190 tane kibrit çöpü kullanıldığına göre oluşan şekilde kaç tane köşe noktası vardır? Arkadaşlar, kullanılan kibritlere baktığımız zaman 1 artı 2, şöyle yazalım. 1 artı 2 artı görüyoruz. 3 tane artı 4 tane gidiyor gidiyor. Biz bunların n'e kadar gittiğini varsayarsak bunların toplamının n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir diyorum. 190'mış. Bunu da ancak n 19 olduğunda sağlarız arkadaşlar bu denklemi. Şimdi bakalım. Bizim kibrit çöpümüz 1, 2, 3 taneyken köşemiz kaç taneymiş arkadaşlar? 2 taneymiş. O zaman 3 çöpe 2 köşe varsa derim arkadaşlar. 19 pardon n eşittir 3 olduğu zaman diyelim arkadaşlar. 3 olduğu zaman 19 olduğunda da biz 18 tane köşe sağlayabiliriz. Cevabımız C'dir. Buradaki n eşittir 3 olanı açıklayalım arkadaşlar. N eşittir 3 demek ne demek? 1, 2, 3 olduğu zaman yani 3'e kadar ilerlediğimiz zaman 1, 2 tane köşemiz varmış arkadaşlar bizim. O zaman biz de deriz ki n eşittir 19 olduğunda 18 tane köşemiz varmış. Her katında 2 daire bulunan 10 katlı bir binadaki dairelerin kapı numaraları birden başlanarak ardışık sayılarla numaralandırmıştır. 2 daire bulunduğuna göre 10 katlı olduğuna göre arkadaşlar birden 20'ye kadar gitmiştir ardışık bir şekilde. Apartmanda meydana gelen elektrik arızası sebebiyle bir usta kapı numarası X olmak üzere her dairenin onarımını X artı 1 bölü 23 saatte bitirmiştir. X kapı numarası ise arkadaşlar birinci dairenin onarımını 1 artı 1 bölü 23'te, ikinci dairenin onarımını 2 artı 1 bölü 23'te, üçüncü dairenin onarımını 3 artı 1 bölü 23'te, artı diyorum 20. dairenin onarımını 20 artı 1 bölü 23'te tamamlamıştır arkadaşlar. Buradan bu toplamı yapacak olursak bakalım 1, 2, 3'ten 20'ye kadar bir toplamımız var bizim. 1, 2, 3, 20'ye kadar geliyor. Artı diyorum 1'ler var ve kaç tane 1 var? 20 tane terim olduğu için 20 çarpı 1 diyorum. Bölü 23 diyorum. Buradan bakacak olursak arkadaşlar birden 20'ye kadar olan sayıların toplamını ben nasıl hesaplıyorum?
n çarpı n artı 1 bölü 2'den 20 çarpı 21 bölü 2 olur. 10'dan burası 210'muş. Burada da 20 olduğu için 230 oluyor burası yukarısı toplam. 230 bölü 23'ten toplam 10 saatte tamamlar diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Şekilde verilen sarı renkli kutular içerisinde yazılacak sayılarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Sarı renkli kutuların içine doldurmak için sıfır dışındaki tüm rakamlar birer kez kullanılacaktır. Sıfır dışındaki rakamları yazacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarını kullanmam gerekiyormuş. Her bir satırdaki sayıların toplamı aynı satırdaki mavi sütuna, her bir satırdaki sayıların çarpımı aynı satırdaki mor sütuna yazılacaktır. Bunu biliyorum. Sarı renkli kutuların bulunduğu her bir sütundaki sayıların toplamı birbirine eşittir. Arkadaşlar şuraya ben 1'den 9'a kadar olan sayıları yazacaksam bunların toplamları nedir? N çarpı N artı 1 bölü 2'den 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 olduğunu biliyorum. Ve toplamda 3 sütun varsa bunların toplamlarını ben 15'er 15 buraya 15 de buraya yazabilirim arkadaşlar. Ve şurada bakalım. Ben buraya öyle sayılar yerleştirmeliyim ki toplamları, pardon, çarpımları 56 olmalıdır. 7 ile 8'i çarparsam anca 56 olur. O zaman buraya çarpımı 8 olacak şekilde bir sayı yerleştirmeliyim. Ben buraya arkadaşlar 2 ile 4 yerleştirirsem evet çarpımları 56 olur. Ama 2 ile 4'ü buraya yerleştirirsem 9'a baktığım zaman toplamları 14'ü verecek şekilde 5 olması lazım. Ya 4 ile 1 eklemem lazım ya da 2 ile 3 eklemem lazım. Aynı sayılar tekrar tekrar kullanılmayacağı için onları yazamam. Buradan diyorum ki ben buraya ancak 1 sayısını yazabilirim. Buraya da ancak 8 sayısını yazabilirim. O zaman arkadaşlar bakıyorum toplamları 15 olacaksa 9 bir daha 10. Buraya 5 rakamı gelir. Şimdi bakalım burada toplamları A olacak şekilde 1, 7 daha 8, 8 daha 16. O zaman bizim A'mız 16'ymış. Buraya 9 geliyorsa toplamları 14 olacak şekilde 6 eklemem lazım. Pardon 5 eklemem lazım. O zaman ne yaparım ben buraya arkadaşlar? 2 ile 3 eklerim. 2'yi şuraya yazarsam, 3'ü de buraya yazarsam bunların çarpımı B'yi verecekmiş. 2 kere 3 6, 6 kere 9 54. Ben B'nin de 54 olduğunu görüyorum. O zaman geriye 5 ile 6 kalıyor. Pardon, şöyle yaparsak 7, 2 daha 9, 15 olması için buraya 6 gelmesi gerekiyor. 8, 3 daha 11, 15 olması için buraya da 4 gelmesi gerekiyor. Bunların hepsini A artı B artı C'yi toplayacak olursam 16 artı 54 artı 4'ten 74 cevabını bulurum. Cevabımız E şıkkıdır. Bir dikdörtgen A çarpı B özde her bir özde hemen altında çizilmiştir. Bu parçalar her satırda soldan solda sağa doğru büyüktür, 3 B adettir. Şimdi ben bunu çizecek olursam arkadaşlar şöyle şuraya A çarpı B kaçtır diyeyim. Biz şimdi soldan buradan sağa doğru B adetse yukarısına ben B diyebilirim. Arasında kaç tane çizgi olduğunu diyebilirim arkadaşlar. Buraya kadar da bana 36. kare son sütunda 15. kareler A-1, A-2 ve son satırda gelecek. Ve ayrıca birden başlayarak numaralandırılacakmış. Burada arkadaşlar bizim orta sütunda çizgi sayımız X tane çizgi olduğunu biliyoruz. O zaman B'nin bir şuraya ortaya 41 yazarım. Olduğunu biliriz arkadaşlar. N 6 yerine yazacak olursak A burada da dedim ki buradaki rakamlarla buradaki rakamlar birbirine eşittir. Ayrıca 36 arkadaşlar 36. kare son sütunda ise hemen bir önceki 3 son sütuna A şuraya 36'yı yerleştiririm. O zaman burada benim kaç tane sütun varmış? Burada 36'dan başlıyorsa burada yanındaki çizgi numarası kadar oluyor. 37. boncukları ben hesaplarsam arkadaşlar 38 39 40. Burada 4 tane olacaksa arkadaşlar burada 4 tane olacak. X'e kadar bunların toplamı 41, 43, 44 ve 45'e kadar gidecek. Bizim X'e değer vermemiz gerekiyor. Ben B'nin kaç olduğunu biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2'den büyük olacak şekilde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B'ye 9 derim. Ancak ben X'e ve en sonunda 5'e koyarsam için A'nın buradan tam sayı çıkıyor. Buradan ne oluyor? A artı A eksi 1 görürüm. Artı A eksi 2 B eksi A soruyor zaten bana. 9 eksi 5'ten de cevabını devam edelim. A eksi 4 artı A eksi 5
Eşittir. Şimdi 21'de bazı üçgenler belirli bir kurala göre boyanmışken şekilde hiçbir üçgen boyanmamıştır. Şekil 1'de A tane, şekil 2'de B tane satır yerine koyarsam. Şimdi arkadaşlar ben şuradan şekil 1'e bakayım. 1'den B'yi de 5 buluyorum. A çarpı B ile 11 çarpı 5 de cevabımız 0. 55'tir. Değil mi? İkinci satırda 1 boyanmış. Üçüncü satırda 2 boyanmışsa arkadaşlar, A tane satır varsa A'cı satırda da A eksi 1 tane boyanmış vardır. Ben bunların hepsini toplarsam 0 artı 1 artı 2 2x artı A eksi 1'e kadar. Bunlar ardışık toplamı olduğu için arkadaşlar 1'den A eksi 1'e kadar toplamını ben nasıl bulurum kısa yoldan? En çarpı N artı 1 bölü 2'den A eksi 1 çarpı A bölü 2. Bu neye eşitmiş peki arkadaşlar? Arkadaşlar şekil 1'deki tüm boyalı üçgenlerin sayısı şekil 2'deki tüm küçük üçgenlerin sayısına eşit olduğuna göre. C peki şekil 2'de kaç tane üçgen varmış arkadaşlar? Tek sayıdır diyor. B tane satır olduğuna göre bakıyorum birinci satırda B kümesinin bir tane elemanı alıyorum. En az bir elemanından artı ikinci satırda 1, 2, 3 tane toplamı 97 artı 5 tane elemanların toplamına bakacak gidiyor arkadaşlar. İlk önce A'dakileri toplayalım. 2B eksi 1'e kadar gidiyor. Ne olur? Ben bu toplamı da şuraya yazayım. B kareye eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. X yazalım bakalım B kare diye. Arkadaşlar burada gerekli işlemleri yaptığımızda arkadaşlar B karesindekini toplarsam 50 artı 2'ye artı 2 35 olduğunu görebiliriz. Burada A artı B toplamı 85'tir. Cevabımız D. 12 bulurum. Bunların toplamları 97'ymiş. Buradan 6 x makinesinin hata vermesi sebebiyle sayfaları numaralandırılırken sadece 76 tam kareye sadece tam küp olan sayıları atlamakta hem tam kare hem de tam küp olan sayıları eşittir. 30 olacak şekilde 10 defa oynamaktadır. İki farklı durum var arkadaşlar. X yerine 6, Y yerine 5 yazabilirim. Ya da numaratörün kitabın son şöyle yazalım. Bastığı sayı kaç olur? X eşittir burada 6, dikkat etmem gereken tam kare 5 ve tam küp ifadeler. Ya da diyorum X eşittir tam kare olan 2, ifadelere ben Y eşittir olursam, 8 yazabilirim. 1, X yerine 2, Y yerine 8 yazdığım zaman arkadaşlar 3'ün karesi, B kümesindeki elemanlar daha büyük kalıyor. B, 16, 5'in karesi, C kümesinin en büyük elemanı tek sayıdır. Önermesi gerçekleşmiyor bizim için. O yüzden bunları atıyoruz. A 6'dır. Pardon. X 6'dır. Y de 5'tir. Buradan yerine yazacak olursam A kümesi 11'in karesi 113, 12'nin karesi 15, 144, 17 diye devam ediyor. B kümesinin elemanları da 10, 12, 14, 15'in karesi 225, 16'nın karesi diye devam ediyor. O zaman C kümesinin en düşük elemanı arkadaşlar 89 deriz. Cevabımız 289. 18'in karesi 324. Aşağıdaki şekilde kibri çöpleriyle oluşturulan bir örüntü verilmiştir. Bu örüntüde 190 tane kibrit çöpü 20'nin karesine göre oluşan şekilde kaç tane köşe noktası vardır? Tam küpü olan ifadelere bakacak kullanılan kibritlere baktığımız zaman 1 artı 2, 3'ün küpü 27, 4'ün küpü 60, 4'ün küpü 3 tane, 4 tane, gidiyor 216. Ve bizim bunların n'e kadar gittiğini varsayarsak 343 olduğunu toplamıyorum arkadaşlar. N çarpı n artı 1 bölü 2 64 biliyorum. Hem tam o kare hem de tam küp n artı 1 bölü 2 buralarda eşittir diyorum. Aksine buralarda 10 tane daha fazla yazar. Ancak n 19 olduğunda sağlarız 400'e kadar 400 sayfalı şimdi bakalım. Bizim kibrit çöpümüz 1, 2, 3 tane iken köşemiz kaç taneymiş arkadaşlar? Artıyorum ben 1 ve 64'ü çıkarsam 3 çöpe tam küp ifadelerinin toplamı 23 köşe varsa arkadaşlar. Bir de 19, 1 ve 64 için pardon, artı n eşittir 10 artı 3 olduğu 10, zaman diyelim arkadaşlar. Pardon, 3 olduğu zaman 19 olduğunda da biz 18 tane köşe sağlayabiliriz. Cevabımız C'dir. 400-23'ten artı 20'den buradaki en eşittir 3 olanı açıklayalım arkadaşlar. En eşittir 3 demek ne demek? 1, 2, 3 olduğu zaman yani 3'e kadar ilerlediğimiz zaman 1, 2 tane köşemiz varmış arkadaşlar bizim. O zaman biz de deriz ki n eşittir 19 olduğunda 18 tane köşemiz varmış. Her katında 2 daire bulunan 10 katlı bir binadaki dairelerin kapı numaraları birden başlanarak ardışık sayılarla numaralandırmıştır. 2 daire bulunduğuna göre 10 katlı olduğuna göre arkadaşlar
birden 20'ye kadar gitmiştir ardışık bir şekilde. Apartmanda meydana gelen elektrik arızası sebebiyle bir usta kapı numarası X olmak üzere her dairenin onarımını X artı 1 bölü 23 saatte bitirmiştir. X kapı numarası ise arkadaşlar birinci dairenin onarımını 1 artı 1 bölü 23'te, ikinci dairenin onarımını 2 artı 1 bölü 23'te, üçüncü dairenin onarımını 3 artı 1 bölü 23'te, artı diyorum 20. dairenin onarımını 20 artı 1 bölü 23'te tamamlamıştır arkadaşlar. Buradan bu toplamı yapacak olursak bakalım 1, 2, 3'ten 20'ye kadar bir toplamımız var bizim. 1, 2, 3, 20'ye kadar geliyor. Artı diyorum 1'ler var ve kaç tane 1 var? 20 tane terimim olduğu için 20 çarpı 1 diyorum. Bölü 23 diyorum. Buradan bakacak olursak arkadaşlar birden 20'ye kadar olan sayıların toplamını ben nasıl hesaplıyorum? N çarpı N artı 1 bölü 2'den 20 çarpı 21 bölü 2 olur. 10'dan burası 210'muş. Burada da 20 olduğu için 230 oluyor burası yukarısı toplam. 230 bölü 23'ten toplam 10 saatte tamamlar diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Şekilde verilen sarı renkli kutular içerisinde yazılacak sayılarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Sarı renkli kutuların içine doldurmak için sıfır dışındaki tüm rakamlar birer kez kullanılacaktır. Sıfır dışındaki rakamları yazacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarını kullanmam gerekiyormuş. Her bir satırdaki sayıların toplamı aynı satırdaki mavi sütuna, her bir satırdaki sayıların çarpımı aynı satırdaki mor sütuna yazılacaktır. Bunu biliyorum. Sarı renkli kutuların bulunduğu her bir sütundaki sayıların toplamı birbirine eşittir. Arkadaşlar şuraya ben 1'den 9'a kadar olan sayıları yazacaksam bunların toplamları nedir? N çarpı N artı 1 bölü 2'den 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 olduğunu biliyorum. Ve toplamda 3 sütun varsa bunların toplamlarını ben 15'er 15 buraya 15 de buraya yazabilirim arkadaşlar. Ve şurada bakalım. Ben buraya öyle sayılar yerleştirmeliyim ki toplamları, pardon çarpımları 56 olmalıdır. 7 ile 8'i çarparsam anca 56 olur. O zaman buraya çarpımı 8 olacak şekilde bir sayı yerleştirmeliyim. Ben buraya arkadaşlar 2 ile 4 yerleştirirsem evet çarpımları 56 olur. Ama 2 ile 4'ü buraya yerleştirirsem 9'a baktığım zaman toplamları 14'ü verecek şekilde 5 olması lazım. Ya 4 ile 1 eklemem lazım ya da 2 ile 3 eklemem lazım. Aynı sayılar tekrar tekrar kullanılmayacağı için onları yazamam. Buradan diyorum ki ben buraya ancak 1 sayısını yazabilirim. Buraya da ancak 8 sayısını yazabilirim. O zaman arkadaşlar bakıyorum toplamları 15 olacaksa 9 1 daha 10. Buraya 5 rakamı gelir. Şimdi bakalım. Burada toplamları A olacak şekilde 1 7 daha 8 8 daha 16. O zaman bizim A'mız 16'ymış. Buraya 9 geliyorsa toplamları 14 olacak şekilde 6 eklemem lazım. Pardon 5 eklemem lazım. O zaman ne yaparım ben buraya arkadaşlar? 2 ile 3 eklerim. 2'yi şuraya yazarsam, 3'ü de buraya yazarsam bunların çarpımı B'yi verecekmiş. 2 kere 3 6, 6 kere 9 54. Ben B'nin de 54 olduğunu görüyorum. O zaman geriye 5 ile 6 kalıyor. Pardon, şöyle yaparsak 7, 2 daha 9, 15 olması için buraya 6 gelmesi gerekiyor. 8, 3 daha 11, 15 olması için buraya da 4 gelmesi gerekiyor. Bunların hepsini A artı B artı C'yi toplayacak olursam 16 artı 54 artı 4'ten 70, 74 cevabını bulurum. Cevabımız E şıkkıdır. Bir dikdörtgen A çarpı B özdeş adet özdeş kareye parçalanmıştır. Bu parçalar her satırda soldan sağa doğru B adettir. Şimdi ben bunu çizecek olursam arkadaşlar şöyle şuraya bir tane dikdörtgen çizeyim. Soldan sağa doğru B adet ise yukarısına ben B diyebilirim. Aşağıya da A diyebilirim arkadaşlar. Burada ne diyor bana? 36. kare son sütunda, 15. kare ikinci satırda, 41. kare orta sütunda ve son satırda ve ayrıca birden başlayarak numaralandırılacakmış. 41. karenin orta sütunda ve son satırda olduğunu biliyorsam arkadaşlar ben şuraya ortaya 41 yazarım. Şöyle
en alta ve burada da derim ki buradaki rakamlarla buradaki rakamlar birbirine eşittir. Ayrıca 36. kare son sütundaysa hemen bir önceki son sütuna şuraya 36'yı yerleştiririm. O zaman burada benim kaç tane sütun varmış? Burada 36'dan başlıyorsa burada 37'den başlıyordur. Yazalım. 37. sütun, pardon 37, 38, 39, 40. Burada 4 tane olacaksa arkadaşlar burada 4 tane olacak. 41'den sonra 42, 43, 44 ve 45'e kadar gidecek. Ben B'nin kaç olduğunu görürüm o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B'ye 9 derim. Ve en sonunda 45'e kadar gideceği için A'nın da buradan 5 olduğunu görür müyüm arkadaşlar? 9 kere 5, 45'ten görürüm. B eksi A'yı soruyor zaten bana. 9 eksi 5'ten de cevabımı 4 olarak bulurum. Şekil 1'de bazı üçgenler belirli bir kurala göre boyanmışken şekil 2'de hiçbir üçgen boyanmamıştır. Şekil 1'de A tane, şekil 2'de B tane satır bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar ben şuradan şekil 1'e bakayım. Şurasını şöyle çizelim. Birinci satırda 0 boyanmış, değil mi? İkinci satırda 1 boyanmış. Üçüncü satırda 2 boyanmışsa arkadaşlar, A tane satır varsa A'ncı satırda da A eksi 1 tane boyanmış vardır. Ben bunların hepsini toplarsam 0 artı 1 artı 2 gidiyor gidiyor A eksi 1'e kadar. Bunlar ardışık toplam olduğu için arkadaşlar 1'den A eksi 1'e kadar toplamını ben nasıl bulurum kısa yoldan? N çarpı N artı 1 bölü 2'den A eksi 1 çarpı A bölü 2. Bu neye eşitmiş peki arkadaşlar? Şekil 1'deki tüm boyalı üçgenlerin sayısı şekil 2'deki tüm küçük üçgenlerin sayısına eşit olduğuna göre. Peki şekil 2'de kaç tane üçgen varmış arkadaşlar? B tane satır olduğuna göre. Bakıyorum birinci satırda 1 tane üçgen diyorum. Artı ikinci satırda 1, 2, 3 tane üçgen. Artı 5 tane üçgen. Gidiyor gidiyor arkadaşlar. 2b eksi 1'e kadar gidiyor. Ben bu toplamın da şuraya yazayım. B kareye eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Yazalım bakalım b kare diye. Arkadaşlar burada gerekli işlemleri yaptığımızda A'nın ancak biz 50, B'nin de 35 olduğunu görebiliriz. Buradan A artı B toplamı 85'tir. Cevabımız D. Bir baskı makinesinin hata vermesi sebebiyle sayfaları numaralandırılırken sadece tam kare ya da sadece tam küp olan sayıları atlamakta, hem tam kare hem de tam küp olan sayılar ise arka arkaya aynı olacak şekilde 10 defa numaralamaktadır. Buna göre 400 sayfalık bir kitabın sayfaları sırasıyla en büyük sayma sayısıyla başlanarak numaralandırıldığında numaratörün kitabın son sayfasına bastığı sayı kaç olur? Burada dikkat etmem gereken tam kare ve tam küp ifadeler arkadaşlar. Tam kare olan ifadelere ben bakacak olursam 1, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, şurasını düzeltelim, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100, 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196, 15'in karesi 225, 16'nın karesi 256, 17'nin karesi 289, 18'in karesi 324, 19'un karesi 371 ve 20'nin karesi de arkadaşlar 400 olduğunu görüyorum. Tam küpü olan ifadelere bakacak olursam 1'in küpü 1, 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27, 4'ün küpü 64, 5'in küpü 125, 6'nın küpü 216 ve 7'nin küpünün de 343 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmem lazım. 1 ve 64 hem tam kare hem de tam küp olduğu için arkadaşlar buralarda atlamaz. Aksine buralarda 10 tane daha fazla yazar. Şimdi ben şuna bakayım. 1'den 400'e kadar 400 sayfalık bir kitabın sayfa sayısı kaçtır arkadaşlar? 400 tanedir.
artırıyorum ben. 1 ile 64'ü çıkarırsam tam kare ve tam küp ifadelerin toplamı 23 tane olur arkadaşlar. Bir de 1 ve 64 için artı 10 artı 10. Pardon, şurası eksiydi. Şurasını silelim arkadaşlar. Neyse, şurası olmadı. Şuraya eksi yapalım. 400 eksi 23'ten artı 20'den ben burasının 403 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Son kitap sayısının.